Yılbaşı evet e, evet çok önemli yılbaşı. Siz söyleyin hocam. Yılbaşı sonrasında bir hafifleten <laughs> detoks diyeti verecek. Yani tabii biz yılbaşının öncesinden de <laughs> bir hafta öncesinden de bir şöyle bir yılbaşı yemeği yiyelim, bir arkadaşımızla beraber şunu masada bu bir e, haftalık bir dönem aslında. O hafta boyunca hepimiz yiyoruz. Yiyoruz. Ve sonrasında şimdi, <laughs> he, karar verdiğimiz şu. Şimdi diyorsunuz ki ya şu yılbaşı geçsin. Evet. Ben başlayacağım kilo vermeye. Nedense böyle e, bir gün tespit ederiz. Şimdi ya, yiyeyim, yiyeyim. yeter kadar yedim artık kiloları da aldım. Şu başında yiyeyim okey. Şimdiden sonra yılbaşı gecesi serbest bırakıyorum. Herkesi. Her şeyi. Yiyecek. Her şeyin. Ya, gece yatıncaya kadar. Ertesi gün kalktınız bir ocakta ama poğaçalı bir kahvaltı ve sucuklu bir kahvaltı veriyorum. Yiyoruz. Yiyoruz onda. Çünkü bir ocağın sabahı çok önemli. Geç yattınız, geç kalktınız. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Sonra nereye başlıyoruz? 2 i̇şte. Ocak doğum günüm. Doğum <laughs> günümde de yiyorum. İşte bana... <laughs> diye diye böyle <laughs> gidiyor tabii bu Gülüm iş. Gün bitti o zaman. <laughs> tamam 2 Ocak'ta senin ikisi abiyorsa o zaman. Tamam. Şimdi efendim 1 Ocak sabah kahvaltımızı güzel sucuklu pastırmalı vesaireyle yaptıktan sonra yapacağımız diye de ekrana koyduk. Vegan dediğimiz Detoks dediğimiz Hintlilerin yapacağı bir diyet. İnanılmaz. 2,5-3 kilo vallahi. civarında verdirebilecek şey bir diyet. Aldığımız o fazla kiloları geri verebiliriz. Verecek. Bir artı üzerine 1,5-2 kilo kare gidecek Gayet basit. Ne yapıyoruz? Bir, et yok, süt yok, yumurta yok, yoğurt yok, peynir yok. Bir hafta boyunca. Aa, hiçbir hayvansal yok. Yani tam Hintliler gibi. Oca Hintliler gibi yaşayız Bir hafta ya bir hafta. Bakın inanılmaz kilo verirsiniz. Şaka yapma. Ama valla o kadar doğru kendi ki. Kendi hastalarıma zaman zaman kiloları durduğu zaman, akıpın gelen hastalarıma verdiğim diyettir bu. Şakıt değil, kilit açmak gibi bir şeydir. Vallahi. İşte onun için ben yılbaşı gecesi ve ertesi sabaha serbest bıraktım. Ne yapıyoruz? Sabah bir dilim ekmek yiyorsunuz, 10 tane zeytin yiyorsunuz. Tamam. 5 tane yeşil, 5 tane siyah veya hepsi siyah veya hepsi yeşil. 10 zeytin, 2-3 kaşık bal reçel yiyoruz, işte maydanoz yiyoruz. Ama Teşkilik. peynir ve yumurta yemiyoruz sabah kahvaltı. Yani hayvansal kahvaltı. hiçbir şey yemiyoruz. Ekmek, zeytin, 3 kaşık bal ve reçel. Sıkı yazın bunları, not alın. Gerçekten yılbaşının hemen ertesi günü başlayacaksınız. Öğlen salata çorba. Salata malzemeleri istediğiniz. Domates, salatalık, marul, maydanoz, havuç, rokkat, semizotu. Bunların yanında da ne yapıyoruz? Bir çorba içiyoruz. Çorba nedir? Tarhana çorbası, ezogelin çorbası, süzme mercimek çorbası. Hangi çorbalar yasak? Bir kremalılar yasak. İki tereyağı un kavrulanlar yasak. Bir de yasak. yayla yasak. Yayla. Nedir yayla? Bulgur çorbası, yoğurt çorbası var ya. Bulgurla yoğurt, pirinçle yoğurt karışıyor ya. Sakın içmeyin. Biraz önce söylediğim gibi sebze çorbası, tarhana çorbası, süzme mercimek çorbası. Yağ koymanıza gerek yok. Çorbayla salatayı yedik mi öğlen? Ee, Akşam... E, hocam bir şey soracak. O çorbanın içerisine et suyu falan da mı katmıyoruz yani? Özellikle hayvan salı Yani koymanıza gerek de... yok. Zaten tarhana için şey var, yoğurt Salata sebze yemeği, sebze yemeği, her tür sebze yemeği serbest. Bir tek patates hariç, bir tek patates hariç. Bütün sebzeleri, hangi sebzeyi seviyorsanız, pirinçsiz, bulgursuz, etsiz yapıyorsunuz. Lezzeti nasıl vereceğiz? Bir kişi başına tatlı kaşığı zeytinyağı, evde iki kişi diyet yapıyorsunuz. Çorba kaşığı zeytinyağı koyarak ıspanaklı, yeşil fasulyeli, kabaklı, enginardı, pasıydı, mantardı, fırında mantar yapıp yiyin. ...işte mevsim değil ama iki tane patlıcan... ...üç tane patlıcan közleyip patlıcan salatası yap... ...şakşuka deriz, şakşuka... Değil bir ...kırmızı biberli abi falan... ...onları da yapabilirsiniz ama yoğurt yok... ...et yok, peynir yok... ...günde iki porsiyon meyve evet. yiyeceksiniz... ...bir daha özetleyeyim, sabah bir dilim ekmek... ...on zeytin, üç kaşık reçel veya bal... ...veya pekmez, maydanoz serbest... E, troka da serbest... ...öğlen salata çorba... ...akşam salata sebze yemeği... ...iki porsiyon meyve yiyin... ...üç litre su için... Bakın bir hafta sonra tartılın lütfen Çağla Şikir'in programına yazın. yazın. Ben de sizi buradan, buradan takip edeceğim. Benim sosyal medyama da yazarsınız takip edeceğim Yok, sonra. hocam zaten bunu yapan yani... Çok ne, da basit. Ne varsa Çok verir da bence yani. Ne kadar yiyeceğiz? Tabak tabak otur sebze yemeye. Doyuncuya kalk. Evet bunu bir hafta yapmak... Acaba üç kaşık mı yiyeceğim altı kaşık Bırak o sebze kaşıkları maşıkları bırak. İki bir tencere yap ye. yemiyorsun zaten. Yani anlatabiliyor muyum? Yiyemezsiniz yani. Ben bu işi yaşayan bir insan oldu bir ee, şey. hocam <laughs> inşallah yeni yıla girdiğimizde pişman olmayız bu değil. <laughs> Yok canım. Çok zor e, hocam sucuklu ya. Sucuklu pastırmalı da yapıyorsun. E, ona gerek planlayın kafanızda. Bir haftaya 6,5 altı, altı, buçuk gün oluyor hatta. Sabah kahvaltını yaptınız ya. Altı buçuk gün yapın. Sonra tartılın. Vallahi çok haklı. Sonra da diyeceksin müthiş. ki böyle müthiş vallahi keş. Like'ları gönder. Keş keş keş. E yapabilirse gerçekten yapanlarda yapar. lütfen hocamın e, kendi sosyal medya sayfasından yorumlarınızı bekliyoruz. Diyet boyunca et, tavuk, balık, süt, yumurta, peynir ve hayvansal gıdalar yok. Hemen üstünden geçiyorum. Herhangi bir günün herhangi bir bir saatinde iki porsiyon meyve tüketiyorsunuz. Diyet boyunca günde 2 litre su içilmeli, tüketilen çay ve kahve buna dahi değildir. Aynen. Bitki çayları, çay ve kahve şekersiz içiyoruz. Haftada 3 en az 45 dakika spor ve yürüyüşle birlikte bu diyetin gücünü birazcık daha arttırıyoruz anladığım kadarıyla. Kesinlikle inanılmaz. Hocam harikasınız valla. Yapacaksınız Tam... söz verdiniz vallahi yılbaşı evet. sonrası başlayacaksınız vallahi beni getirtmeyin evinize. Evet, Hocamı sinirlendirmeyin <laughs> herkes yapsın yorumlarınızı bekliyoruz evet. ve hocam için kocaman bir alkış ben rica çok ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam, Enerjinizle. mutlu, yıllar, mutlu seneler. Bunlar. Emeklerinize Hemenize, bilgilerinize bakın. sağlık. Sağ mutlu seneler inşallah önümüzdeki inşallah. sene. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.